Daha önce bir satış görevlisinin sözlerine kanıp ihtiyacınız olmayan bir şeyi satın alırken buldunuz mu kendinizi? Ya da aslında çok mantıklı olmadığı halde bir yıllık pilates üyeliğine aniden imza attığınız oldu mu hiç? Peki ya kalabalık bir sokakta yürürken dosya yanınıza gelen bir kişiyle konuşmaya başlayıp hiç bilmediğiniz bir derneğe bağış yaptığınız oldu mu? Eğer başınıza bu tarz şeyler geldiyse bir ikna uzmanının kurbanı olmuşsunuz demektir. Bugün özetini sunacağımız kitabın yazarı Robert Cialdini de bunların hepsini yaşamış ve kendisini her zaman bir kurban, kandırılması ve manipüle edilmesi çok kolay biri gibi hissetmiş. İşte bu yüzden tüm kariyerini insanların başkalarının isteklerine neden ve nasıl ikna olduğu sorusuna adamış. Bu konuda çeşitli deneyler yapmış. Aynı zamanda ikna uzmanlarıyla görüşerek ve onları izleyerek anlamlı veriler toplamış. Ve sonuçta da bugün özetlediğimiz bu muazzam kitabı yazmış. 10 bölümden oluşan bu özeti bitirdiğinizde manipülasyonun temel ilkelerini ve uzmanların kullandığı ikna tekniklerini öğreneceksiniz. Sadece kendinizi manipülasyona karşı savunmakla kalmayacak, aynı zamanda ikna yetkinliğinizi güçlendirmek için bu teknikleri kullanabileceksiniz. Evet, bugün artık klasikleşmiş bir kitap olan Robert Chiaudini'nin İknanın Psikolojisi isimli eserini sizler için Pınar Özkent okudu, özetledi ve yorumladı ve ben Bora de seslendirdim. Çok keyifli bir dinleme veya okuma deneyimi diliyor ve yazarın hayatına bakarak kitabın içine dalıyoruz. Robert Cialdini, etki ve ikna alanındaki çığır açan çalışmalarıyla tanınan ünlü bir sosyal psikolog ve yazardır. 27 Nisan 1945'te Amerika Birleşik Devletleri'nin Batı Virginia eyaletinde doğan Cialdini, insan davranışının ve insanları belirli eylemlerde bulunmaya iten faktörlerin anlaşılmasına önemli katkılarda bulunmuştur. 1984 yılında yayınladığı ve bugün sizler için özetini sunduğumuz İkna'nın Psikolojisi kısa sürede alanında bir klasik haline geldi ve kitap bugün bile hala geçerliliğini koruyan gerçeklerle dolu. Ciadini, sosyal psikoloji ve ikna alanlarına yaptığı katkılardan dolayı çok sayıda ödül almıştır. Stanford Üniversitesi gibi birçok prestijli kurumda misafir profesör olarak da görev yapmıştır. Aynı zamanda ikna'nın psikolojisini çeşitli kurumlara uyarlayan bir danışmanlık ve eğitim şirketi olan Influence at Work'ün kurucu ortağı ve stratejik danışmanıdır. Bölüm 1 beynimiz kestirme yolları sever ve bunlar bizi manipüle etmek için kullanılabilir. Önce biraz hayvanların dünyasına dalalım. Hindi anneler sevgi dolu, koruyucu ve yavrularını besleyen harika ebeveynlerdir. Ancak biraz daha yakından baktığınızda bu şefkatin pamuk ipliğine bağlı olduğunu görürsünüz. Eğer yavrusu kendine özgü cik cik sesini çıkarırsa anne ona sevgiyle bakacaktır. Ancak bunu yapmazsa anne yavrusunu görmezden gelir hatta onu öldürebilir. Bu cikcik cik sesi o kadar ikna edicidir ki hindinin baş düşmanı olan bir sansar bu sesi taklit ettiğinde anne hindiden şefkat görebilir. Anne hindi için bu ses yavrularını hızlı bir şekilde tanımasını sağlayan ve annelik içgüdüsünü tetikleyen basit bir kestirme yoldur. Bu kestirme yol size şu an oldukça aptalca gelebilir. Ancak gerçek şu ki biz de çok benzer psikolojik kısa yollar kullanıyoruz. Bunun nedeni ise basit. Dünya verdiğimiz her kararın ayrıntıları üzerinde düşünmenin imkansız olduğu bir yer. Bu nedenle hızlı kısa yollar kullanıyoruz ve çoğu zaman bunlar bize oldukça iyi hizmet ediyorlar. Bu kestirme yollara bir örnek verecek olursak bize bir neden sunmaları halinde insanlara iyilik yapmaya çok daha istekli oluruz. Bu olguyu incelemek için yapılan bir deneyde bir araştırmacı fotokopi makinesini kullanmak için sıraya giren insanlara sırayı atlayıp atlayamayacağını soruyor. Araştırmacı kusura bakmayın çok acelem olduğu için sıraya girmesem olur mu şeklinde bir gerekçe sunduğunda insanların %94'ü kabul ediyor. Hiçbir neden belirtmezse sadece %60'ı kabul ediyor. Ancak ilginç bir şekilde sırayı atlayabilir miyim çünkü bu fotokopiyi çekmem gerekiyor gibi saçma bir istekle giderse insanların yine %93'ü onun isteğini kabul ediyor. Görünüşe göre insanların bir iyilik yapmak için herhangi bir nedeni yeterli gören zihinsel bir kestirme yol var. Daha da endişe verici olan şey şu. Tıpkı az önceki hindi örneği gibi reklamcılar, satıcılar veya maalesef dolandırıcılar gibi ikna konusunda daha uzmanlaşmış olan kişiler de bizi manipüle edebilirler. Bunu genellikle taleplerini yerine getirmemizi sağlamak için yaparlar. Mesela bir ürünü satın almamız gibi. Yaygın olarak kullanılan fiyat kaliteyi gösterir kısa yolu buna bir örnektir. İnsanlar genellikle pahalı ürünlerin ucuzlardan daha kaliteli olduğunu varsayar. Bu kısmen doğru olsa da kurnaz bir satıcı bunu bize karşı rahatlıkla kullanabilir. Örneğin hediyelik eşya dükkanlarında popüler olmayan bazı ürünlerin fiyatlarını yükseltirler. Böylece bizler o ürünü kaliteli gibi algılayıp satın alırız. Oysa aslında satılmayan bir üründür. Sanırım bazen biz de anne hindiler gibi pek de düşünmeden hareket ediyoruz. Müzik Bölüm 2. İnsanların iyiliğe karşılık vermek konusunda çok kuvvetli bir ihtiyacı vardır. Hiç sokakta size çiçek ya da ücretsiz bir promosyon malzemesi gibi bir şey veren oldu mu? Ya da restoranlarda zaman zaman siz hesabı istediğinizde ikram olarak bir meyve tabağı ya da tatlı geliyor mu? Bu jestler ne kadar masum görülse de aslında davranışlarınızı etkilemek için basit birer hiledir. İkna'nın ilk psikolojik ilkesi karşılık verme ilkesidir yapılan bir iyiliğe karşılık vermek zorunda hissederiz kendimizi. Eğer biri bize bir iyilik yapar ve biz de ona karşılık vermezsek psikolojik bir yük hissederiz. Bunun nedeni toplum olarak iyiliğe karşılık vermeyenleri küçümsememiz, onları beleşçi ya da nankör olarak etkilememizdir. Bizler de bu şekilde etkilenmemek için elimizden geleni yaparız elbette. Karşılık verme arzusunun yoğunluğu ülkeler arasındaki uzun vadeli ilişkilerde de görülür. Bir örnek vereyim. 1985 yılında İtiyopya muhtemelen dünyanın en kötü durumdaki ülkelerinden biriydi. Yoksulluk, açlık ve hastalıktan kırılıyordu. Yine de o yıl ülkenin Kızıl Meksiko City'deki depremzedelere yardım için 5 bin dolar gönderdi. Peki çaresizce yoksullaşan bir ülke neden bu kadar uzaktaki başka bir ülkeye para göndersin ki? Basit, 1935'te İtalya İtiyopya'yı işgal ettiğinde Meksika bu ülkeye yardım göndermişti ve bu iyiliğe karşılık vermek için deprem dönemi iyi bir fırsattı. Aslında insanlar karşılık yükünden kurtulmak için o kadar isteklidirler ki küçük iyilikler karşılığında genellikle çok daha büyük iyilikler yaparlar. Örneğin 1971 yılında psikolog Dennis Reagan tarafından yapılan bir çalışmada Joey adında bir araştırmacı katılımcılardan biri gibi davranıyor ve deneklere 10 centlik bir kola ısmarlıyor. Daha sonra Joey'nin bir iyiliğe ihtiyacı olduğu ortaya çıkıyor bir ödül kazanmak için mümkün olduğunca çok çekiliş bileti satmaya çalıştığını söylüyor herkese. Denekler bilet satın alarak ona yardım ediyor mu sizce? Kendisine kola ısmarlanan kişiler 50 sent değerindeki bileti satın alarak karşılık veriyorlar. Kola verilmediği duruma kıyasla iki kat daha fazla. Hatta borçluluk hissi sempatiklikten daha ağır basıyor gibi görünüyor. Bazı katılımcılar Joe'dan hiç hoşlanmadıklarını söylemelerine rağmen Joe'nun çekiliş biletlerini satın alıyorlar. Bu deney karşılıklılık ilkesinin oldukça iyi çalıştığını kanıtlayarak literatöre giriyor. Peki bu durumları nasıl yönetebilirsiniz? Daha önce de belirttiğim gibi karşılıklılık toplumların ve sosyal ilişkilerin işleyişinde temel bir rol oynar. Bu nedenle bu ilkeden tamamen vazgeçemezsiniz. Ancak bunu kötüye kullanmaya yönelik kasıtlı girişimleri tespit etmeyi ve bunlara direnmeyi öğrenebilirsiniz. Kendinize gösterilen iyiliklerin gerçek olup olmadığını ya da sizi manipüle etmeye yönelik girişimler olup olmadığını sorma alışkanlığını edinerek başlayın. Gerçekten o kadar yüklü bir bahşiş bırakacak mıydınız yoksa ikramda bulundukları için mi böyle yaptınız? Gerçekten sokakta gazete satan o gence bağışta bulunmak istediniz mi yoksa öncesinde size çiçek verdiği için mi daha kolay ikna oldunuz? Kendinizi mecbur hissedip hissetmediğinizi düşünün. Ve aslında kılık değiştirmiş manipülasyon girişimleri olan iyiliklere karşılık vermeme konusunda endişelenmeyin. Bölüm 3. Müzakerelerde önce reddedilmek avantaj sağlayabilir. Tıpkı bize yapılan iyiliğe karşılık vermek istediğimiz gibi, biriyle müzakere ederken bize bir taviz verdiğinde kendimizi buna karşılık vermek zorunda hissederiz. Buna red etme ve geri çekme stratejisi ismi verilir. Yazarımız bu stratejiyi şahsen deneyimlemiş. Bir gün sokaktaki bir çocuk kendisine yaklaşıp yıllık izci etkinliğine bilet satmak ister. Başta yazar 5 dolarlık bileti almaya reddediyor. Bunun üzerine çocuk en azından 1 dolardan birkaç çikolata alıp almayacağını soruyor. Sonuç olarak yazar kendini 2 tane çikolatayı satın alırken buluyor. Oysa cebinden para çıkartmaya hiç niyetli değildi. Mantık şu, red ediliyorsunuz. Bunun üzerine kendinizden taviz vererek daha makul bir teklif yapıyorsunuz karşınızdaki kişi tavizinizi görüyor ve sizi üst üste red etmek istemediğinden bu teklifinizi kabul ediyor. Bu dinamiği kullanmak oldukça basittir. Birinden belli bir şey istiyorsanız red edeceğinden oldukça emin olduğunuz bir teklifle başlayın. Yani asıl satmak istediğiniz şeyi sona saklayın. Burada dikkat etmeniz gereken nokta şu. Açılış teklifiniz çok mantıksız ya da çok yüksekse red edildikten sonra asıl satmaya çalıştığınız şeyi önerdiğinizde güven kaybedebilirsiniz. Art niyetli görünmemek çok önemli. Bölüm 4 Fırsatlar azaldığında onları daha çok arzularız. Sadece sınırlı bir süre için. Son şans. İndirim 2 gün içinde sona eriyor. Reklamcıların sık sık bir indirimin sonsuza kadar sürmeyeceğini vurgulamasının bir nedeni var. Kıtlık ilkesine göre bir şeyi elde etmek zorlaştığında onu satın almaya daha meyilli oluruz. Biz insanlar sınırlı olan fırsatları daha değerli görürüz ve fırsatları kaçırmaktan nefret ederiz. Cialdini'nin öğrencilerinden biri tarafından yapılan bir çalışma, alışveriş yapanlara ette sınırlı süreli bir indirim olduğu söylendiğinde zaman sınırı olmadığı duruma kıyasla 3 kat daha fazla alışveriş yaptıklarını ortaya koymuş. İlginç bir şekilde bu etki insanlara indirimden sadece birkaç kişinin haberdar olduğu söylendiğinde daha da artmış. Peki kıtlık ilkesi ne zaman karar verme sürecimiz üzerinde güçlü bir etkiye dönüşüyor? İki koşul var. 1. Bir, bir şeyin mevcudiyeti son zamanlarda azalmışsa onu daha fazla isteme eğiliminde oluruz. Örneğin? Çileğin mevsimi geçmek üzere ise ve siz çilekte süreli bir indirim yaparsanız kıtlık ilkesinden faydalanarak kilolarca çilek satabilirsiniz. 2. Rekabet her zaman bizi harekete geçirir. İster açık artırmalarda, ister aşk ilişkilerinde ya da emlak anlaşmalarında olsun bir şeyi rakibe kaptırma düşüncesi bizi genellikle isteksiz olmaktan çıkarıp aşırı hevesli hale getirir. Bu nedenle emlakçılar doğru olsun ya da olmasın söz konusu evle başkalarının da ilgilendiğinden sık sık bahsederler. Hatta çoğunlukla o akşam kapora verilecektir. Kıtlıktan kaynaklanan hevese karşı koymak için söz konusu ürünü alırken gerçekten ona ihtiyacınız olup olmadığını tekrar sorgulamakta fayda var. Madalyonun diğer tarafındaysanız ve iknada zorlandığınız anlar oluyorsa karşınızdakinde kıtlık hissi yaratma fikri hep aklınızda olsun. Bölüm 5. Bir şeyi yasaklamak onu çok cazip hale getirir. İnsanlar sahip olamayacakları şeylere ulaşmak için derin bir arzu duyarlar. Örneğin ebeveynler çocuklarında bu olguyu sıklıkla gözlemlerler. Bir oyuncak çocuğun onunla oynaması açıkça yasaklandığında çok daha çekici hale gelir. Bu etki yetişkinler dünyasında da yaygındır. Şöyle bir gündelik örnek vereyim. Normalde asla kullanmadığınız bir uygulama için üyeliğiniz var ve bu ürünün yasaklanacağını öğrendiğinizde uygulamaya daha fazla girmeye başlıyorsunuz. Twitter'a erişim yasaklandığında hiçbir zaman Twitter kullanmamış annemin bile bana VPN'in mantığını sorma sebebi de aynı. Yasak olan şey çoğumuz için daha ilgi çekici ve cazibeli. Ve bu hayatımızdaki çoğu şey için geçerli. Çünkü elimizde olan bir şeyi kaybetmek istemiyoruz. Ya da bir fırsatı kaçırmış olma hissinden nefret ediyoruz. Bu nedenle birini herhangi bir konuda ikna etmek istiyorsanız erişimi sakıncalı, yasak, özel izne tabi gibi ifadeler her zaman işe yararlar. Bölüm 6. Sözümüze sadık kalmak istiyoruz. Biz insanlar çok güçlü bir tutarlılık arzusuna sahibiz. Yani eylemlerimizin söylediklerimizle tutarlı olmasını istiyoruz. Peki tutarlılığı belirleyen nedir? Cevap basit, bağlılık. Araştırmalar bir şeye söz veya eylemle bağlandığımızda onunla davranışlarımızın tutarlı olmasını istediğimizi gösteriyor. Bir örnek vereyim. Kore Savaşı'ndan sonra Çinliler Amerikan savaş esirlerinden bazılarına "Amerika mükemmel değildir" gibi zararsız ifadeler yazıp imzalattılar. Ancak daha sonra bu ifadeler esir kampında halka açık bir şekilde okununca söz konusu esirler yurttaşları tarafından işbirlikçi olarak yaftalandı. Dostlarından gördükleri acımasız eleştiriler büyüdükçe, daha sonra bu askerler kendilerini gerçekten işbirlikçi olarak görmeye başladılar. Sonuç olarak Çinli sorgu memurlarına daha fazla yardımcı oldular. Böylece eylemleri imzaladıkları belge ile tutarlı olmaya başladı. Yaygın olarak bilinen kapı aralama satış tekniği de aynı etkiye sahiptir. Potansiyel bir müşteriye büyük bir şey satmaya çalışmak yerine, önce ona son derece ucuz ve önemsiz bir şey satarsınız kişi artık müşteriniz olmuştur ve aranızdaki bu küçük taahhüt onu ileride sizden daha büyük bir şey almaya çok daha yatkın hale getirir. Şirketlerin kontrat yaparak bağlılık yaratma taktiğinin özünde de bu vardır. Kontrat bitince yenileme olasılığınız normalden çok daha yüksektir. Bölüm 7. Sosyal kanıt önemli bir ikna aracıdır. Sitcom'larda neden sık sık gülme efektleri olduğunu hiç merak ettiniz mi? Araştırmalar gülme efektlerinin özellikle kötü esprilere daha uzun süre ve daha çok gülmemizi sağladığını ortaya koymuş. Bunun nedeni genellikle başkalarının davranışlarına bakarak hareket ettiğimizi söyleyen sosyal kanıt ilkesidir. Düşünsenize, yapay kahkahalar bile bizi başkalarının esprileri komik bulduğuna ve bizim de gülmemiz gerektiğine ikna edebiliyor. Bu yöntem, herkesin bağış yapıyormuş gibi görünmesini sağlamak için ayinden önce bağış sepetlerini birkaç banknotla dolduran kilise çalışanları tarafından da kullanılır. Şirketlerin en çok satan ya da en hızlı büyüyen gibi ifadelerle ürün reklamı yapmalarının nedeni de budur. Müşterilerin başkalarının da bu ürünleri satın aldığını hissetmelerini sağlar. Sosyal kanıt belirsizlikle karşılaştığımızda özellikle güçlü bir etki haline gelir. Örneğin, ekonomik belirsizlik nedeniyle yatırımlarıyla ilgili bir karar alamayan birine, geçmişteki benzer kriz dönemlerinde insanların neler yaptığını anlatırsanız, sosyal kanıtı güçlendirmiş ve kişiyi belli bir davranışa doğru yönlendirmiş olursunuz. Bölüm 8: Bize benzeyen insanlar seçimlerimizi büyük ölçüde etkileyebilir. Önceki bölümde de gördüğümüz gibi insanlar nasıl davranacakları konusunda başkalarını izleme eğilimindedir. Ve bu eğilim gözlemlediğimiz kişi kendimize benzediğinde daha da güçlüdür. Başkalarını taklit etme eğilimimiz aynı zamanda oldukça acımasız bir gerçeğe yol açıyor. Örneğin bir intihar medyada fazlasıyla yer aldığında takip eden hafta içinde uçak ve araba kazalarında ölenlerin sayısı dramatik bir şekilde artıyor. İlk bakışta bu oldukça şaşırtıcı bir olgu. Peki Nasıl açıklanabilir? Cevap, gazetede bir intihar haberi okuduktan sonra bazı insanların kurbanı taklit etmek için ya da ona öykündükleri için kendi canlarına kıymaya karar vermeleri gibi görünüyor. Çeşitli nedenlerle bazıları ölümlerini kaza gibi göstermeye karar veriyor ve bazıları da bunu araba kullanırken veya uçarken yapmayı tercih ediyor. Bu tabii çok korkutucu. Dolayısıyla toplum genelinde açıklanamayan kazalarda bir artış meydana geliyor. Bu etki Kişiler birbirine benzedikçe de artıyor. Örneğin gençlerin başka bir gencin intihar ettiğini okuduklarında kendi hayatlarına son verme olasılıkları yüksekken yaşlıların intihar haberine sadece üzülüp geçme olasılıkları daha yüksek. Pazarlama dünyasında sokaktaki sıradan insanlarla yapılan ve çoğunlukla sahte olan röportajların insanları satın almaya itmesinin nedeni de tam olarak bu. Sıradan insanlar herhangi bir ürün için en büyük potansiyel pazarı oluşturur ve kendilerine benzeyen birilerinin onay ve görüşlerine değer verirler. Bu tuzağa düşmekten kaçınmak için bu tür sahte sosyal kanıtlara karşı uyanık olmamız önemlidir. Gördüğünüz bir kullanıcı yorumu, okuduğunuz bir ürün değerlendirmesi gerçekleri ne kadar yansıtıyor? O kişinin yaşam tarzı size benzemeseydi yine de o ürünü almak ister miydiniz? Bir düşünün bakalım şimdi. Müzik Bölüm 9. Sevdiğimiz insanlar bizi daha kolay ikna ederler ve bazı insanların bize kendilerini sevdirmesi daha kolaydır. Öncelikle pohpohlanmayı sevdiğimizi ve bir şekilde kendimize benzeyen insanlardan hoşlanma eğiliminde olduğumuzun farkındadır. Bu nedenle satış görevlileri sık sık bize iltifat eder ve bizimle benzerliklerini iddia ederler. Kravatınız çok güzelmiş ve mavi benim de favorim mesela. Birinden hoşlanıp hoşlanmadığımızı etkileyen bir diğer faktör de onu fiziksel olarak çekici bulup bulmadığımızdır. Çekicilik halo etkisi olarak adlandırılan bir etki yaratır. Yani çekici insanları zeki, nazik ve dürüst olarak görme eğilimindeyizdir. Hatta endişe verici bir şekilde seçimlerde dahi daha çekici adaylara oy verme eğilimindeyiz. Birinden hoşlanmamızı sağlayan bir diğer güçlü neden de ortak bir amaç için işbirliği yapmak ya da onu aynı takımda görmektir. Liderlerin ekibini ikna etmek için elini taşın altına koyması ve aynı takımda olduğunu hissettirmesi bu nedenle önemlidir. Çünkü böylece önce sempati kazanırlar. Son olarak insanların temsil ettiği kavramlar ya da meslekleri de onların ne kadar sevilebilir olduğuna karar vermemizi sağlar. Örneğin deprem olacak diye bizi uyaran profesörleri duymazdan gelme eğilimimiz gibi. Birçok insana göre bu kişiler felaket tellallığı yapıyordur ve söyledikleri konusunda ancak belli bir kitleyi ikna edebilirler. Çünkü çoğumuz bize negatif haberler veren bir uzmana sempati beslemiyoruz. Eğer birini bir konuda ikna etmeye çalışıyorsanız, önce onun sizden hoşlanmasını sağlamanız önemlidir. Ancak bunu yaparken sahtekar gibi görünmemeye de mutlaka gayret etmelisiniz. Bölüm 10. Otoritelere sorgusuz sualsiz itaat ederiz. Doğumumuza itibaren ister öğretmen, ister doktor ya da polis memuru olsun otorite figürlerine her zaman itaat etmemiz öğretidir. Ne yazık ki otoriteye itaat etme eğilimi o kadar kökleşmiş ve o kadar güçlüdür ki otorite figürlerine itaat etmeden önce düşünme ya da onlara meydan okuma zahmetine girmeyiz. Örneğin sağ kulağı ağrıyan bir kişiyi tedavi etmesi için bir doktordan yani bir otorite figüründen şöyle bir yazılı talimat alan hemşire örneğini düşünün. İlacı ağızdan uygulayın. Hemşire damlaya hasta ağza damlatır ve ne kendisi ne de hasta durup bunun kulak ağrısına nasıl yardımcı olacağını sorgulamaz. Çünkü otorite bağımsız düşünmeyi engeller. Bu nedenle ünvanlar bir kişi hakkındaki algımızı büyük ölçüde etkileyen çok güçlü araçlardır. Bir profesörle karşılaştığımızda onun söylediklerine daha kolay ikna oluyoruz. Ne tuhaf ki araştırmalar aynı zamanda o kişiyi fiziksel olarak da daha uzun görme eğiliminde olduğumuzu gösteriyor. Çok şaşırtıcı gerçekten. Kıyafetler ve aksesuarlar da güçlü otorite sembolleridir. Örneğin dolandırıcılar üniforma, takım elbise ve hatta gerekirse rahip cübbesi giyerek bu sembollerin gücünden sonuna kadar yararlanırlar. Peki otoriteye itaat etme yönündeki kökleşmiş eğilimimizi kötüye kullanan insanlardan nasıl kaçınabiliriz? Otoritenin gücünün farkında olmak ilk savunma yöntemidir bir otorite figürüne itaat edilmesi gerekip gerekmediğini hızlı ve kolay bir şekilde anlamak için kendimize iki soru sormalıyız. Birincisi, bu kişi gerçekten bir otorite mi yoksa sadece bir otorite gibi mi davranıyor? Referansları nasıl? Bir diğer soru da, bu otoritenin söylediklerinde mantığımla uyuşmayan bir şeyler var mı? Söylediklerinin doğruluğunu nasıl sorgulayabiliriz? Ona da daha farklı hangi soruları sorabiliriz? Unutmayın hiçbir şeye sorgulamadan körü körüne itaat etmek zorunda değiliz. bir kitap özetinin daha sonuna geldik. Ama bu sefer kapanışı biraz farklı yapalım. Ve size kitaptan birkaç örnek alıntı cümle paylaşalım. Bir şeye mantık yoluyla girmemiş bir insanı oradan mantık yoluyla çıkarmaya çalışmak boşunadır. Sürü zihniyeti yönetilmeyi kolaylaştırır. Sadece sürünün bazı üyelerini istediğiniz bir yöne hareket ettirirseniz, diğerleri sakince ve mekanik olarak bir şekilde onların peşine takılacaktır. İnsanlar eşit değerde bir şey kazanma düşüncesinden çok bir şey kaybetme düşüncesiyle motive oluyorlar. Hayatta hiçbir şey düşündüğünüz kadar, yani siz odaklanarak onu düşünürken olduğu kadar önemli değildir. Eğer konuyu bir kitleye gerçeklerle anlatamıyorsanız onlara şarkı olarak söyleyin. Bir kez itaate boyun eğmenin ödülünü aldığımızda kendimizi otomatik itaatin kolaylığına teslim ederiz. Bizi zihinsel olarak tembel yapan, bazen doğru düşünmeyle ortaya çıkan ancak istenmeyen cevaplardır. Evet, iknanın psikolojisi Pınar Özkent sizler için okudu, özetledi ve yorumladı. Ben Bora Özkent'te de seslendirdim. Her zamanki mesajımızı tekrarlayalım. Özetler güzel ama kitabın aslını okumak daha güzel. Sevgiyle kalın, hoşça kalın. Görüşmek üzere.